ve konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis İyi Parti Grup Sözcüsü, Meclis Üyesi ve Trafik ve Ulaşım Koordinasyon Başkanı. Ulaşım ve Trafik Komisyon Üyesi. Üyesi Suat evet. Sarı, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi sizde sorularım olacak ama önce dün UKAME'nin toplantısına bir gidelim. Bir veterimiz var. Onu bir izleyelim, bakalım ne kadar zamlandı İstanbul'da ulaşım. Onu görelim, ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Gündem konusunda Barış Bey, size sözü bırakıyorum. Buyurun efendim. Yaklaşık %40 oranında bir düzenleme öngörerek hazırladığımız tablo. Buna göre tam elektronik bilet ücreti 7 lira 67 kuruş, tam abonman 602 lira, öğrenci abonman 109 lira, İlk aktarma tam elektronik bilet ücretinde 5 lira 48 kuruş. Sarı taksi açılış ücreti 9 lira 80 kuruş. Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 lira. Minibüs indi bindi ücreti 5 lira 25 kuruş. Okul servis ücreti en kısa mesafe olan 0-1 kilometre için 554 lira. Personel servis ücreti de 10-17 koltuk kapasiteli taşıtların ilk kalkış ücreti olan rakam 295 lira. Taksi dolmuşta bir örnek koyduk. D35 Kadıköy Bostancı hattı 7 lira 25 kuruştan 10 lira olarak güncellendi. Tabloda görünmeyen diğer tarifelerde yine bu hesaplanan oranda güncellenerek fiyat tarifesine yansıyacak. Bu doğrultuda bugün alınacak kararın ulaşımda hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem esnafımızın hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemli olduğunu ve bir mecburiyet içerdiğinin altını özellikle çizmek istiyorum. Bu doğrultuda önerdiği geldiği şekilde oylarınızı arz etmek istiyorum. Kabul edenler, etmeyenler, önerdiği... Sayın Başkanım. Hayır, yok. Hepsine gösterilmeyen birimlerde hepsine %40 oranında zam yapılıyor. Evet. Tamam, teşekkürler. Sağ olun. Hızlı bir UKAME gerçekleşti. Evet, çok güzel bir UKAME oldu ve çok kısa oldu. Daha önceden mutabık kalınması sebebiyle mevcut enflasyon durumlarını da göz önüne alarak %40 bütün kademelere zam yapıldı. Bu İstanbul için iyi, Büyükşehir Belediyesi için de iyi bir karar. Tabii olması gereken %50 ve üstünde idi ama bu da bir iyi bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Evet, çok hızlı bir UKAME oldu, gerçekleşti. Evet, biz de beklemiyorduk. Böyle 2 dakikada bir uzlaşmaya varıldı. Esnafımızın istediği bir zam değildi ama İstanbul halkını da düşünerek en azından mazot paramız çıksın diye biz de bu işe razı geldik. Sadece inşallah dünyadaki gelişmeler düzelir. Belki mazot fiyatları düşer, yedek parça düşer. En azından bu geçiş sürecinde esnafın ayakta kalabilmesi için sadece bir ne diyelim, can suyu diyelim buna. Biz her zaman söyledim, biz esnafız, partili değiliz, partici değiliz. Biz esnafımızın haklarını savunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bunu herkes böyle bilsin. Biz ne hiçbir partinin lehine, aleyhine konuşmayız. İstanbul Odalar Birliği Başkan Vekili olarak esnafımıza hayırlı olsun diyelim. Evet, sonuçta İstanbul'a zam geldi, İstanbul'da ulaşıma. Şimdi Sayın Sarı, siz aynı zamanda burada çok geniş bir yelpazede bu işi hakikaten uzmanısınız. Çünkü burada tabii şey olsun, reklam olacağı için veremiyorum ama çok büyük ulaşım şirketlerinin genel müdürlüğünü yapmışsınız ama ön elimizde Pakistan Lahor Metrobüs Ulaştırma'nın genel müdürlüğünü, oraya o metrobüsü kuran isimlerden bir tanesisiniz. Evet. Dolayısıyla İstanbul'un bu hem trafik sorunu hem ulaşım sorunu ve yapılamayan bir türlü yapılamayan zamlar vardı. Herkes mağdurdu. Tabii burada biraz vatandaş da mağdur olacak ama sonuçta hizmet götürülebilmesi için ve Türkiye'nin ekonomik şartlarını göz önüne alındığı zaman bu zamların yapılması gerekiyordu. %50'den %40'a çekildi ama daha önce bir türlü uzlaşılamamıştı. Nasıl oldu da bu sefer çok çabuk bir şekilde hem de hiç tartışma çıkmadan bu uzlaşı sağlandı? Onu bir dinleyelim önce, biraz perde arkasını. Evet. Şimdi esasında işin ana noktası şu. Bütün Batı ülkelerine baktığımızda devletlerin, hükümetlerin ulaşım sektörüne şu son 2 senede pandemi döneminde çok yoğun hibe yardımlar yaptığını görüyoruz ulaşım sektörüne. Mesela bununla ilgili Almanya'da 700 milyon euro ulaşım sektörüne komple hükümet yardım etti. Amerika'da
havayolu şirketlerini de kapsayan 30 milyar dolarlık bir yardım yapıldı. Yine İngiltere'de benzeri 1,5 milyar poundluk bir yardım yapıldı. Şimdi bunlara baktığımızda eğer hükümet zamanında merkezi idare bunları yapabilseydi bugün UKOME'lerde bunlar konuşulmazdı. Ama burada çok farklı trik bir olay var. Belediyelerin, büyükşehir belediyelerinin bütçeleri içinden bunları yapmaya gayret ediyor merkezi idare. Halbuki kendi yapması gereken olayı o tarafın bütçelerine deplase ederek orada bir kavga ortamı yaratıyor. Eğer hükümet yapsaydı bunu, merkezi idare yapsaydı burada bu kavgalar olmayacaktı. Çünkü büyükşehir belediyelerinin yatırımlarından çalınarak toplu ulaşıma bir sübvanse deplase ediliyor burada. Yani büyükşehir belediyelerinin yapacağı ulaşım yatırımları, metro, otobüs, İSKİ yatırımı ve diğer fen işleri yatırımları, park bahçe yatırımları, sübvansiyon bu tarafa doğru gidince azalacak. Dolayısıyla da mevcut büyükşehir belediyeleri başarılı bir görüntü vermeyecek. Evet. Bunu niye söylüyorum? Yani şimdi %25 bir metro yatırımı var bütçenin içinde, kredi ödemeleri dahil. Sübvansiyona baktığımızda eğer bu zam olmasaydı 10 milyar TL olan 43.6 milyar bütçenin 10 milyar TL'si zaten gidiyordu sübvansiyona. Bu 22 milyar TL'ye geliyordu. Yani bu çok büyük bir oran. %40 da bunu biraz daha minimize ettiler. Ama ana nokta İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere yatırımların sübvansiyona doğru gitmesi. Ama bu sürdürülebilir bir iş değil. Devlet bunu ele alması lazım. Yani mazotun 6 ayda %300 zamlandığı bir ortamda %40 bir şey veriyoruz. Tabii ki siyasetçiler zammı sevmezler. Zam iyi bir şey değil. Ama görünen bir şey var. Burada belediyeleri bu konularla muhatap etmek, bir de UKOME'nin yapısından dolayı merkezi idarenin çoğunluğuyla bir dışarıdan bir emirle, itaatle işlerin böyle kaos sokulması ülkemize yakışmıyor. Demokrasiye yakışmıyor, uygarlığa yakışmıyor. Siz yani yurt dışını da muhtemelen incelediniz, gördünüz. Orada tabii modeller vardır. O modellerde belediyenin mi burada tam yetkili yoksa belediye özel firmalara mı ihale ediyor bu işleri? Bu çok önemli bir soru biliyor musunuz? Bakın Londra'da, Paris'te, Almanya'nın kentlerinde ulaşım otoriteleri tek. Onlara yetkiyi büyükşehir belediyeleri otorite olarak veriyor. Yine bir belediyenin içinden bir otorite bunlar. Ulaşımı komple onlar idare ediyor. Bizde ise bu çok başlılık sebebiyle biz karar almakta çok gecikiyoruz. Valilik yani İçişleri Bakanlığı bir tarafta, Çevre Şehircilik Bakanlığı bir tarafta, belediyeler bir tarafta. Ben size en tipik örneğini vereyim, en çarpıcı örneği. Mesela Almanya'nın kentlerinde fabrikalar saat 5'te başlar, bizde 7'de 8'de başlıyor. Oradaki ulaşım otoritesinin bu yaptığı 30 yıl evvelki uygulamayı biz İstanbul'da ve diğer büyük şehirlerde 40 yıldır yapamıyoruz. Bir türlü bunu gerçekleştiremiyoruz. Aynı anda trafiğe giren araçlar, aynı anda iş bitimi, dünyada böyle bir sihirli değnek yok, karar alamıyorlar. Bir de 18 milyonluk İstanbul. Karar alamıyorlar. Ve İstanbul'da büyük bir sorun yani ulaşım ve trafik. Yani burada eğer yatırım yapılmazsa, yeni otobüsler alınmazsa, metrolar 500 kilometreye gelmezse burası çok net söylüyorum. İlk defa da burada söylüyorum. 2024-2025 yılında İstanbul'da ulaşım ve trafik kilitlenir. Adım atamayız. 16 milyon görünen kent, dışarıdan Anadolu'dan gelen ziyaretçiler, iş için gelenler, mülteciler, diğer illegal gelen kişilerle beraber şu anda İstanbul'da 20 milyon. Ben bir meclis üyesi olarak sabah ve akşam devamlı toplaşımı kullanıyorum. Çok önemli bir yere gitmiyorsam yani ben de karşıdan geliyorum arabayla. Toplu taşımı kullanıyorum. Toplu taşıma sabahleyin daha dün bir şoförle konuştum. Metrobüse bindim. 6.30'da başladığını ve 9.30-10'a kadar yoğunluğun sürdüğünü sabahleyin metrobüste. Akşamları da keza öyle. Yani bindiğiniz zaman tıktım tıkıştınız. Yani metrobüslerin içinde geçemiyorsunuz. Diğer toplu taşıma araçlarında da öyle. Dolayısıyla yeni yatırımlar yapıp araç sayılarını fazlalaştırmak ve metroyu uzatmak lazım. Aksi halde 2025 yıllarında kilitlenir bu İstanbul. Bir tedbirler almak lazım. Eğer UKOME'lerde paradigmalar böyle devam ederse İstanbul'da kararlar alınması çok geç olur ve bunun ceremesini İstanbullular çeker. Çünkü orada bir siyasi hesap dönüyor. Yani mesela taksilerle olan sıkıntı 17 kez toplanıldı. 10 binden başladı, 5 bine kadar düştüler ama hala taksi sayısının artırılması noktasında UKOME bir türlü
AKP MHP meclis üyelerinin oylarını geçemiyor. Tabii bu işte siyasilaşma yüzünden halk da mağdur oluyor. Bir taraf belediyeyi zor durumda bırakmak istiyor. Seçimi kaybettiği için de bir taraftan böyle bir durum var. Tabii ki bu artık görünen köy kılavuz istemiyor. Peki şu noktada özelleştirme ya da bunu özel şirketlere verme noktasında bir plan ya da bir proje var mı? Taksiler konusunda mı? Taksi ve ulaşım. Ben yıllardır bunu söylüyorum. Bir kere devlet değnekçi değildir. Devlet polisleri, zabıtaları ile 66 bin servis aracını, 18.395 taksiyi denetleyemez. Böyle bir şey yok, sihirli değnek yok. Yapılması gereken, Batı bunları yıllar evvel çözmüş. Şirketler kurmuş, kurumsal şirketler. Eğitimlerini alıyorlar, üstüne başına dikkat ediyorlar. 8 saat çalıştırıyorlar. Yani burada şimdi baktığımızda 12 ile 17 saat arası çalışan bizim taksi sürücülerimiz var. Ve yaptıkları emeklerinin karşılığını almıyorlar. Yani İstanbul trafiğinde çalışan o emekçiler, o sürücüler hakikaten çok düşük paralar kazanıyorlar. Yani tasarruf edecek imkanları yok. Bir de çok yıpranıyorlar. Bu trafikte inanılmaz yıpranıyorlar. O sebeple bir sürü olay görüyoruz taksilerde. Saldırmalar, müşteriyle anlaşmamazlık. Dolayısıyla artık paradigma değişikliğine ihtiyaç var Türkiye'de, İstanbul'da. Bunları şirketleştireceğiz. Devletin karşısında 3-5 tane şirket olacak, kurumsal olacak. Devlet bunlardan, belediye bunlardan teminat alacak. Yanlış yaparlarsa teminatlardan ceza kesilecek. Halbuki şu anda bir avuç insan bir yerde bunları organize ediyor, plakaları topluyor. Plaka sahipleri zaten arabada çalıştırmıyor. Ondan sonra da aşağıda diğer tacirlere bunları deplase ediyorlar. Sonra da aşağıda 2 tane, 3 tane yemeğli şoför çalışıyor. Bu sistem böyle gitmez. Taksi ihtiyacı var mı? Köydeki ağalık sistemi gibi. Aynen böyle. Bu çok net. Ve orada ne fatura var, ne vergi var. Devlet bunları denetlemesi lazım. Daha geçen hafta Almanya'da bir kentte bir taksiye bindim ve orada sohbet ettim. Yani ülkedeki tabii gelir seviyesi, milli gelirle bunu kıyas edemeyiz ama Almanya'da bütün taksimetreler direkt vergi dairesine bağlı. Kaç para kazanıyorsun? Ne kadar dolu gittin, ne kadar boş gittin? Hepsini görüyorlar. Ona göre vergilendiriyorlar. Her müşteriden %7 vergi aldıklarını bana itiraf ettiler. Her sene bir ruhsat harcı ödediklerini söylediler. Bunlara bakınca ülkemizde bir başıboşluk var. Bir zaptı raptı almak lazım. Yani insanların dolu boş ne kadar gidiyor, ne kadar kazandığını, onlara ne yapmak gerektiğini bir dijital ortamda görmek lazım. Büyükşehir Belediyesi lisans verme ihalesine çıkıyor şimdi. Yani artık bunu dijital ortamda bunların ne kadar boş ve dolu gittiğini görüp gerçekten problemin ne olduğunu görmek lazım. Şimdi buradan çıkıyor, Bostancı'ya gidiyor, geri boş geliyor. Halbuki onun en yakın taksi durağına uğraması ve o taksi duraklarının da dijitalleşmesi lazım. Ve çok fazla geri dönüşte kilometre kat etmemesi lazım. Geliyor ta Bostancı'dan bu yakadaki durağına geliyor. Bomboş geliyor ya da kendi işinde fırfır dönüyor ki yeni yolcu almak için. Ne oluyor? Yakıt tüketimi oluyor. Adama yazık oluyor. Boş gidiyor. Ya bunların hepsinin dijitalleşmesi lazım. Bunun için de kurumsallık gerek. Bu düzen böyle gitmez. Herkes şikayetçi. 2019 itibariyle ben de diyordum ki ya şu anda metrolar gidiyor. Taksiye çok ihtiyaç yok gibi gözüküyor ama gördük ki pandemi döneminde ve o pandemi dönemindeki sürücülerin de davranışları, problemleri. Ben tam bir haftadır özellikle deniyorum ki bir taksiye bineyim edeyim. 3 taksiden ikisi beni almıyor. Şu anda gerçek bu. Şimdi almıyorsa demek ki bir ihtiyaç var. Zamlandı da alıyorlar. Eskiden yani şöyle söyleyeyim. Ekim-Kasım gibi hiçbir taksiye binemiyorduk. Evet. Şimdi zam geldi. Hani biraz daha bir artık 3 taksiden birine binebiliyoruz. Eskiden 5 taksiden birine de binemiyorduk. Evet. Tabii bu da şu da var. Yani çok yoğun yollara gitmek istemiyorlar. Çok fazla o 9-10 saatlik dilim içinde para kazanmak istiyorlar. Daha yoğun olmayan yerlere gitmek istiyorlar. İstanbul'un trafiğini düzeltmek lazım. Bu böyle gitmez. Metroyla da gitmez bu. Metroyla da düzelmez. Trafik deyince ben mesela beni rahatsız eden trafik olaylarından birini söyleyeyim. Servis. Servisler, örneğin bir dönem Maslak'ta oturdum ben. Orada çalışıyordum ve Maslak'ta oturuyordum. Maslak'tan eğer saat böyle 4.30-5 gibi çıkacaksam çıkamıyorduk. Çünkü o Maslak'ın ortasından, Ayazağ'dan yukarı kadar bütün bir yol servis araçlarına. Şimdi ben bunu sormuştum o dönem.
şöyle bir şey söylediler. Belediyeler, yani ilçe belediyeler aslında servislerden bir para alıyor. Hı hı. O para karşılığında da ödenek alıyor. Ödenek karşılığında onlara bir yer göstermek zorunda. Yani park yeri vermek zorunda. Fakat belediyelerin böyle bu kadar geniş bir park yeri yok. Onun için de hani saldım çayıra gibi olmuş. Sokağın kenarına o servis araçları, 50 tane 60 tane servis aracı diziliyordu. Bunun için yani en çok İstanbul trafiğinde rahatsız edici ve çok bize de bu konuda çok fazla şikayet geliyor. Bunun bir çözüm tarafı var çözüm mı? Çözüm biraz evvel söylediğim usulde. Yani biz kademeli mesai saati uygulamasını İstanbul'da uygulamazsak bunu kimse çözemez. O servisler esasında muzdarip bu konudan. Günde bir tek servis yapıyorlar. Sabah alıyor, akşam bırakıyorlar. Ama yazık günah değil mi? %60'ı bu araçların hep ithal. Ve bu araçlar bir gidiş bir servis dışında yatıyorlar. Bunların tekerleklerinin daha çok dönmesi ve bunların da para kazanması lazım. Ama siz bütün servisleri saat 7-8'de başlatıp akşam da 5-7 arasına koyarsanız olmaz bu iş. Yani neden İstanbul'da ve bütün Türkiye'de fabrikalar 5'te başlamıyor, Almanya'nın bütün kentlerinde 5'te başlıyor? Söylesin birisi bana bunu. Niye organize edemiyor? Bazı özel şirketler onu yapıyor mesela. Maslak'ta trafik çok yoğun olduğu için o dönem yapıyordu mesela. 7'de başlatıyor, akşam da 5'te serbest bırakıyordu. Yani ama o bizim devletimiz, İçişleri Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız bunu niye beceremiyor? Bu çok zor bir iş mi? Yani Alman'ın, Fransız'ın aklı bizden daha mı yüksek? Değil. Sistemli ve disiplinli çalışıyorlar, kurumsal çalışıyorlar, bunu gerçekleştiriyorlar. Valilik bir ay uğraştı, 10 gün bunu yapmaya çalıştı, ondan sonra da beceremedi. Ticaret odaları, sanayi odaları ve valilik bununla birleşip, büyükşehirle birleşip bunu uygulayabilir. Aksi halde biz servislerle, taksilerle ve bu sıkıntıyla gidemeyiz. Trafikte şu anda ilk 5'teyiz dünyada, en kötü. Ama biri el atması lazım. Bunun için de birinci yol, kentlerde ulaşım otoritesi olacak. Bunların başına bu işten anlayan liyakatlı adamlar gelecek. Ve onlar her yıl denetlenecek. Denecek ki bu sene ne başardın kardeşim? İstanbul'la ilgili neyi becerdin? Ha, neyi düzelttin? Yani liyakat deyince. Evet. Yani eğer kalıyor. Ben oraya geliyorsam bir yıl içinde İstanbul'un ya da başka bir kentin ya da bir bakanlığın işinde ben bir yıl içinde bazı şeyleri başarmamışsam beni orada kimse tutmaması lazım. Bu heyecanda bu birikimde takımlar kurmak lazım. Ama bakıyoruz ki farklı farklı mühendislik dallarından gelip Ulaştırma Bakanlığı'na girip ya da valilikte o bölümlerde çalışanlar var. Olmaz. Belediyelerde olmaz. Bu işin liyakatlı insanlarını yurt dışında, yurt içinde toplayıp bir takım oyunu oynamak lazım. Çünkü bunu yapmadığımız zaman ülkede yakıt israfı fazlalaşıyor. Kazalar fazlalaşıyor. Yanlış yatırımlar oluyor. Köprüler, tüneller, otoyollar gibi. Siz biliyor musunuz? Bundan 6-7 sene evvel İstanbul Büyükşehir Belediyesi ben İstanbul'un ta altına bir sürü tüneller yapacağım, 160 kilometre tünel yapacağım diye çıktı. İstanbulluları aldattı. Ya tünel yaparak dünyada bir tane bana kent gösterin, trafiğini çözmüş. Ve bunun bedeli, 160 kilometrenin bedeli 4 milyar dolar. 4 milyar dolar. Ve bugün diyorlar ki Levazım tüneli açılsaydı. Ya dünya toplu taşımaya gidiyor. Dünya bu paraları toplu taşımaya harcanıyor. Bir şeritten bir saatte 3000 araba geçirirsiniz. 3000 kişiyi taşırsınız. Ama bir şeritli raylı sistemde 80 bin yolcu taşırsınız. Bu matematik olarak bu kadar ortada. Ve bunu insanların gözünü boyamak adına yanlış şeyler yapıyorlar. Batı'nın, o tüneller sadece belli bölgenin trafiğini rahatlatıyor. Bir yerden alıyorsunuz araçları, öbür tarafa getiriyorsunuz. Ben her yerde söylüyorum. Bakın en tipik misali veriyorum size. En çarpıcı misali veriyorum. Dolmabahçe Kavşağı. Yani orada o tüneli yapmak Kağıthane'den ve diğer yerlerden Dolmabahçe'ye araçları rahatça getirip orada Dolmabahçe'de tıkalı kalmasını sağlıyorsun. Bunu yapanlar trafik mühendisi ve ulaştırma mühendisiyle alakası olmayan sırf müteahhitlerine yeraltı kazılarıyla para kazandırmak isteyen insanlar. Çok net söylüyorum. Ve bu kişilerin bu projelerinden dolayı yargılanması lazım. Yanına kalmaması lazım. İstanbul'a ulaşım yatırımı olarak dönmesi gereken şeyler tünellerle, ki o tünelleri de hepsini yapamadılar ve problem yaptılar. Mesela Dolmabahçe Kavşağı'na Vodafone Stadı'nın etrafından 3 şerit geliyor. Gümüşsuyu'ndan 2 şerit geliyor. 5 şerit. Tünelden çıkıyor 2 şerit, 7 şerit. Fındıklı tarafından 3 şerit geliyor, 10 şerit. 10 şeridi siz Dolmabahçe'nin içinden 2 şerit akıtıyorsunuz. Böyle bir akıl olabilir mi ya?
Bu israfı kimler yaptı, neden yaptı, bunun hesabını sormak lazım. Dolayısıyla İstanbul'da trafik düzelmiyor. Oradan 50 kilometreyi oraya kadar geliyorsunuz 15 dakikada. Ondan sonra o Beşiktaş'tan, yani Beşiktaş'a gitmek için bir saat bekliyorsunuz. Öyle oraya. Yanlış projeler yaptılar ki. Kabataş'ta bir deniz otobüsü ve işte deniz işletmesiyle ilgili bir yer yaptılar. Yeni iskele yaptılar. Oraya 3000 araçlık otopark yapacağız dediler. Yer altında, yer üstünde. Ya Kabataş'a Taksim'den füniküler geliyor. Zeytinburnu'ndan tramvay geliyor. Bütün dünya otomobilleri şehir içine sokmamakla ilgili caydırıcı politikalar üretirken biz otomobilleriyle insanların şehre gelişini teşvik eden, yani gayri akıllı, irrasyonel projeler koyuyoruz. Ne olacak? Bütün arabalar oraya gelip kent içine daha fazla araba gelecek. Yanlış projeler bunlar. İnsanları toplu taşımaya teşvik etmek lazım. Yani çantasıyla insanlar toplu taşımayla gelebilir. Arabayla en yakın durağa gelebilir. Oradan tramvaya ya da metroya binebilir. Yani Kabataş'a gelmek bu dönemde her yerden çok mümkün. Neden oraya 3000 araçlık otopark yapıyorsun? Dünyada var mı örneği? Ben Hamburg'da geçen hafta şunu gördüm. 8 sene evvel gitmiştim. Kent içinde otomobiller çoktu. Şu anda hepsini dışarı atmışlar. Kent içinde bir tek otobüsler çalışıyor. Yani Elinoğlu yeni tedbirler alıyor. Artık kentler insanlar içindir. Araçlar için değildir. Ama 25 yıllık İBB'deki AK Parti yönetimi şunu söyledi. Kentler araçlar için, insanlar için değildir dedi. Ve bugün bu problemleri yaşıyoruz. Ve 3 seneden beri de Sayın Ekrem İmamoğlu bunu çözmek için, o 25 yıllık birikimi çözmek için uğraşıyor. Yeter mi? 3 yılda çözülecek bir iş değil bu. Çok zor. Bir de bir şey daha var. Şimdi İstanbul sonuçta Asya ve Avrupa diye kıtayı birbirine bağlayan bir şehir. Ve bir ucuna bakıyorsunuz Gebze, bir ucuna bakıyorsunuz Büyükçekmece. Dikey bir şehir. Hani Kuzey Ormanı'na doğru da gidiyoruz gerçi. 3. Boğaz Köprüsü'yle falan maşallah ama havalimanıyla da beraber. Bu sorun, yani bu ulaşım sorunu acaba Asya ve Avrupa yakası olarak ayrı ayrı planlansa, ya da ayrı ayrı yönetimsel, sadece ulaştırma olarak söylüyorum, olsa bir çözüm olabilir mi sizce? Yani biraz evvel dediğim ulaşım otoritesini kurmadığınız sürece bu çözüm olmaz. Bürokrasiyi artırırsınız. Şu anda zaten bürokrasi var. Dolayısıyla Batı'da 30 yıl evvel çözülmüş olayı bizim buraya getirmemiz lazım. Bunları bağımsız kılmak lazım. 5 sene sonra hesabını sormanız lazım. Hı hı. Ama böyle bir tarafta hükümet kanadı, bir tarafta büyükşehir kanadı, çarpışmalar. Ya halk bakıyor diyor ki, kurumlar niye çarpışıyor ya? Bu bizim değer verdiğimiz hazinemiz, kıymetimiz bu kurumlar. Büyükşehir Belediyesi ile İçişleri Bakanlığı, yok senin orada terörist vardı yoktu diye bir çarpışma içindeler. Çıkar diyorsun teröristi, terörist yok ortada. Bunun gibi kurumların prestijini zedeleyen yanlış paradigmalar uygulanıyor. Bunlardan uzaklaşmak lazım. Halk da bu sefer kurumlara olan güvenini kaybediyor. Bunlar çok önemli ögeler. Ne yazık ki böyle bir çatışma ortamı var. Ve liyakatla yönetimsizlik sebebiyle yani de liyakat, çok israfımız maalesef, var. Maalesef yani iktidarın hemen hemen her koluna sirayet etmiş durumda. Ben buradan bir gün şeyi de söyledim. Niye liyakatsız insanlar? Çünkü liyakatsız insanlar biat ederler. Çünkü bir daha o koltuğu göremezler. Oraya getiriliyor. Ondan sonra da ne derse yukarıdakinin onun emriyle devam ediyor. Çünkü bilgi yok, birikim yok. Evet. Kendi bir şey üretemiyor. Evet. Yukarıdaki ne derse o doğrulu. Bir daha çünkü o koltuğu göremeyecek. Onun performans için bu denetimi ediyor. Yapılması lazım. Yani liyakatlı, liyakatsız kim geliyorsa herkes bir sene sonunda büyük holdinglerde, şirketlerde, evet, kurumsal yapılarda performans değerlendirmesi yapılır. Bir yıl içinde sen ne yaptın? Neyi başardın? Neyi farklı yaptın? Ama bakıyoruz dediğiniz gibi biattan dolayı senelerce orada robotik davranışların sonucunda ve devam ediyorlar. Bakıyorsunuz 2 maaş, 3 maaş alıyorlar. Yazık yani bu ülke çok daha farklı yere gelebilir. Bu ülkede liyakat ön plana alındığı takdirde çok farklı yerlere gelebilir. Ama siyasete de liyakatlı insanların gelişini teşvik etmemiz lazım. Siyasetin kapılarında liyakatlı insanlar maalesef giremiyorlar. Yani eş, dost, ahbap. Ama mesela bizim partimizde bu liyakat çok üst planda. Ben yılların ulaşım uzmanı olarak geldim ve partimde değerlenip, değer verilip, takdir görüp bugün bunları yapabiliyorsam İYİ Parti hakikaten bu konuda daha farklı bir parti olduğunu gösteriyor. Evet, ne yazık ki Sayın Meral Akşener'in öyle bir meclislerimizde mesela büyükşehir meclislerine baktığınız zaman ülkenin en önemli, kentlerin en önemli sorunları ulaşım ve trafik. Sayın bana kaç tane bu konuda uzman var oralarda? Kaç tane meclis üyesi var? Bunlar çok önemli şeyler. Çok önemli, onlar çünkü bunu çözecek, değerlendirecek, analiz edecek, kritize edecek.
Bu insanların sayısını çoğaltmamız lazım. İşte siyasetten böyle liyakatı getirebilirsek çoğaltabiliriz. Çoğalan yerlerde de müzakere çok olur. Sorgulama çok olur. En büyük fakirliklerimizden biri bu bence. Evet. Ya, tabii ki işte o liyakatlı isimler de proje üretir. O projelerde. Evet, ama yani sonuçta geliyoruz Sayın Sarı. İstanbullular tabii ki %40'lık bir zamla karşı karşıya kaldılar. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu konuda elinden geleni yapmaya çalışıyor. Çünkü hani bakıyorsunuz, ben burada söylüyorum. Her gün açıyorum akşamüstü haberlerini. İki tane zamla açıyoruz. Sonuçta oradaki insanlar da ekmek yiyecek. Hizmet olması için de gelir gider dengesini karşılamaları gerekiyordu. Önemli bir şey var burada. Bakın %300, yani 7 liradan 21 liraya çıktı mazot. Hı hı. Mazotun o zamanki ÖTV ve KDV'nin toplamı kaç para biliyor musunuz? Devletin hı. aldı. 1 lira 75 kuruş. Bugün? Bu zamları kim yaptı? Merkez idare yaptı. Hı hı. 21 liraya çıkarttı. KDV ve ÖTV'nin toplam 21 lira içindeki değeri de 5 lira oldu. Kim kazandı? 3 kat kazandı. 1.75'ti, 5 lira oldu. Alma kardeşim o farkı. Bu zamlardan sen de ne mağlanıyorsun? Niye alıyorsun? Yine 1.75 yetmiyor mu? Niye 5 liraya çıkarttın? Alma bizden onu. Ki %300 zamdan %400'e çıkıyor. Şey yani burada fark yani var. Yükseldikçe oranlar, yakıt fiyatları, buradan devlet ne mağlanıyor? Açıkçası devlet buradan halkın üzerinden bir para kazanma operasyonu olmuş gibi oluyor. Alma o paraları. Niye alıyorsun? O paraları ulaşım sektörüne ver. Ya da onları desteklemek adına ÖTV ve KDV alma. Yani bu görünen bir şey var. Bunların hepsi, bütün ulaşım sektörü çalışanlar şu anda inim inim inliyorlar. Artık şu anda Türkiye'de şoför bulunmuyor, biliyor musunuz? Çoğu pandemi döneminde motokuryeye geçti. Başka işler yapmaya geçti. Çünkü evet. orada daha iyi para var. Aynen. Ve şehirler arası otobüs firmaları, taksiler şu anda sürücü bulamıyorlar. Sebep? Çünkü para kazanamıyorlar. Neden? Devlet gerekli yardım oraya yapsaydı, orası da biraz daha desteklenmiş olurdu. Ve o kaliteyi de artırdık. Siz eğer o insanlara gerektiği kadar, geçinecek kadar bir para vermezseniz orada kalite de düşer. O insanların müşteriye davranışlarından da daha rasyonel şeyler bekleyemezsiniz. Bunların hepsi bir birikim. Ama herkes oturmuş başka işler peşinde. İşte UKM'lerde nasıl kavga ettiririm, nasıl zam vermem. Ama zam yaptığınız zaman da halk bakıyor, niye zam yapıldı. Bunların hepsi iyi değerlendirmesi lazım ama iyi bir göz kimin ne yaptığını çok iyi görüyor. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 300 tane otobüs alımı 1,5 yıldır bekliyor ya. Evet. Ya yazık günah değil mi? Bu kadar ÖTV, KDV alıyorsun. Neden bekletiyorsun? Niye sümenaltı ettin? Yani bunların zaten nereden alınacağı, nasıl alınacağı hepsi belli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bunun karşısına gitti. 160 tane metrobüs alımı için geçen yıl bir ihale açtı. Şimdi 30 tanesini salı günü hizmete sokacak. Ve İstanbul'da bugüne kadar 25 metrelik 280 yolcu kapasiteli ilk defa metrobüsler devreye girecek. Ki galiba yanlış hatırlamıyorsam bunun finansmanını da kendi öz kaynaklarıyla yaptı. Kaynaklarıyla yaptı. 100 evet. tane 21 metre ve 200 yolcu kapasiteli araç, 60 tane de 25 metre uzunluğunda 280 yolculu, ki ilk defa İstanbul'a geliyor bu. Metrobüs hattında. Bu metrobüs hattında evet. Çünkü onların çoğu 2 milyon kilometreye geldi. Hı hı. Çok sıkıntılı araçlar artık. Kaza yapma riskleri de yüksek. Hı hı. O açıdan bunlar da gelecek ama artırmak lazım. Bunu engelleyerekten bir yere varamayız. Sonuçta İstanbullular muzdarip oluyor. Yani İstanbullular daha konforlu, daha rahat gidebilecekleri, sırt sırta omuz omuza gitmeyecekleri daha konforlu araçlar arıyorlar. Ama bunu uzattıkça İstanbullular tabii bunu görüyorlar. Neden olduğunu, neden olmadığını. Tabii. Yani bizim halkımıza, İstanbullulara daha konforlu bir hizmet, daha konforlu araç hepsi hak ediyor. Çünkü insanlar orada rahat giderlerse işlerine daha kaliteli, daha emniyetli, daha düzgün hizmet verebilir gittiği yere. Orada sıkıntılı giden insan işine gittiği zaman daha stresli gidiyor. Akşamın stresine bu sefer bakıyor. Ya ben nasıl gideceğim evime diye. Uzun uzun yolculuklar ve yolculuklar tıka basa. Evet. Bunu tabii yaşayan bilir. Hı hı. Makam arabalarında gezenler, şoförlü makam arabalarında rahatlarına bakanlar değil. Gidip toplu taşımada o insanların ne çektiğini bilenler bilebilir. Onu görmeleri lazım, yaşamaları lazım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Aydınlattınız bizi bilgilerinizle de. Şimdi tabii şehirler arası da bahsettik de bir zamda şehirler arası otobüs fiyatlarına geldi. Tabii. Evet, İstanbul-Ankara otobüs bilet fiyatlarına büyük zam geldi. Arda arda gelen zamlar yurttaşların tabii belini bükmeye de devam ediyor.
Şubat ayında 220 lira olan İstanbul-Ankara arası otobüs yolculuğu bilet fiyatı 300 liraya çıktı. Mart ayında fiyatı en çok artış gösteren kalemler arasında da %20 ile şehirler arası otobüs bilet fiyatları da yer almıştı. Evet,